Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine bir Samsun seferindeyiz. Samsun'a doğru, aşağı doğru gidiyoruz. Şu camı kapatabilirim, çok ses geliyor olabilir. Şu camı kapatayım, sesim en azından daha iyi duyulsun. Samsun'a doğru, aşağı doğru iniyoruz. Ankara'dan yükledik. Bakalım, saatimiz 4.30. 4.30-10 dakika içerisinde boşaltma yerinde olurum diye düşünüyorum. Allah'tan bir şey olmaz. Bugün aslında bu videomu çekme sebebi, bugün aslında şey videosu çekecektim. Diğer Avrupa'da iş kurmayla alakalı bir video çekecektim. Ama onu bir sonraki bir videoya bırakıyorum. Çünkü haber beklediğim birkaç yer var. Onlardan dolayı şöyle yapsam, aynen şöyle daha iyi olur. Tam göremiyorum nereye gördüğünü de, neyse. Onlardan dolayı bir sonraki videoda o Avrupa ile alakalı şeyleri tekrardan anlatacağım detaylı bir şekilde. Birkaç arkadaş da hatta başka ülkelerle, Macaristan, Romanya ile alakalı şeyler istemişler, detayları istemişler. Onlardan haber bekliyorum. Haber bekledikten sonrasında tabii ki de sizlere bilgi olarak bir video çekeceğim. En azından yapmak isteyenler varsa, yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Size bilgi aktarabilirsem ne mutlu bana. Tek isteğim bu gerçekten. Çünkü benim de bir hayallerim var. Benim de isteklerim var. Bunlar doğrultusunda iyi bir şekilde aktarım yapabilirsem size, kafanızda en azından bir soru işareti kalmaz. Ama tabii ki de şu da var. Her zaman bunu söylüyorum zaten videolarımda. Ne olursa olsun, bildiğiniz bilgi ne olursa olsun, kendiniz bu bilgiyi deneyimlemeden veya duymadan veya işte görmeden körü körüne gitmeyeceksiniz. Örnek veriyorum. Yani bunu her zaman söylüyorum. Bıkmış olabilirsiniz belki bu söylediğimden. Yani ben size derim, bu işten 15 lira kazanıyorum, siz 5 lira kazanırsınız. Yani öyle bir durum. Örnek olarak verdim tamamen bu şeyi. Arkadaşlar, bu videoda bir farkındalıktan bahsedeceğim aslında. Yani yapılan ayrımdan, tırcılıkla alakalı, İşte kamyonculukla, şoförlükle alakalı bir ayrımdan bahsedeceğim. Geçenlerde bir olay yaşadım. Daha doğrusu fark ettim. Fark etmem üzerine bu kafamda çok soru işareti oluşturdu. İnsanların tırcılara karşı bir bakış açısı var. Bu bakış açısı asla değişmemiş. Yani eski tırcıları eski tırcılar gibi görüyor herkesi. İşte tırcılara karşı bir değer düşüklüğü var. Öncelikle şundan bahsedeyim. Tırcı dediğimiz zaman, tırcı dediğimiz nakliyeci, tırcı, taşımacı, şoför, kamyoncu dediğimiz adam, sizin yediğiniz, içtiğiniz, oturduğunuz, yani bindiğiniz arabaya kadar her şeyi taşıyan adam. Yani bunları size getiren adam, taşımacı. Yani şundan bahsedeceğim. Geçen gün bir olay yaşadım. Dediğim gibi. Bir restorana oturdum. Yol üstü bir restoran. Bu restoranda iki bölüme ayrılmış. Yani ön taraf ve arka taraf olmak üzere İki bölüme ayrılmış. İki bölümde ön tarafı binek araçlar, arka tarafta kamyoncular için. Nere olduğunu söylemeyeceğim. Belki bilenler biliyordur, yani fark etmişlerdir bu durumu. Ön taraf binek araçlar için, arka tarafta kamyoncular, tırcılar için, şoförler için. Hani gidip ön tarafa da oturabiliyorsunuz. Ama bir bakıyorlar böyle, yani bir hafiften bir göz ucuyla
bir kontrol ediyorlar. Şu algı var arkadaşlar, yani tırcı, kamyoncu dediği zaman insanlar eski tırcı, eski kamyoncuları düşünüyorlar. Evet var. Hani eskiden atletle veya giyimine, kuşamına önem göstermeyen insanlar vardı. Tabii ki de herkesi kapsamıyor bu söylediklerim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Buradan izleyenler varsa, tırcı abilerimiz eskiler izliyorsa tabii ki de yanlış anlaşılmasın. Herkesi kapsamıyor bu dediğim. Ama vardı. Eskiden öyle bir bakarlardı yani. O tarzda düşünürlerdi. Ama şimdiki zamana baktığımız zaman gerçekten şu ayrımı yapmak çok saçma. Neden diyeceksiniz? Çünkü yani bu zamandaki tırcılar, kamyoncular gerçekten yeni genç şoförler hepsi. Giyimine, kuşamına özen gösteren, ondan sonra arabasına dikkat eden, konuşmasına dikkat eden, konuşmasını bilen, kendi savunmasını yapabilen, hepsi bu tarz insanlar. Bununla alakalı gerçekten yeni nesil tırcılarla alakalı da bir güzel bir video çekeceğim. Hepsini anlatacağım. Yeni nesil tırcı olmak diye bu videomu da bekleyebilirsiniz. Güzel bir video çekeceğim. Ona da güzel bir edit yapacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Belli bir zaman sonra çekeceğim. Durduğum bir yerde bunu çekeceğim. Dediğim gibi şimdiki zamandaki tırcılar gerçekten hani gerçek anlamda kendilerine özen gösteren, giyimine, kuşamına, konuşmasına dikkat eden, arabasına dikkat eden kişiler. Bunu yolda çok rahatlıkla görebiliyorum. İnsan olarak, millet olarak bu algımızı değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Tabii sözüm meclisten dışarı, herkese söylemiyorum bu sözü ama yapanlara söylüyorum. Çünkü görüyoruz, yani gittiğimiz yerlerde, fabrikalarda, restoranlarda, tırcılara, kamyonculara, şoförlere karşı yapılan davranışları görüyoruz. Geçen bir abimizin şeyini gördüm, gönderisini gördüm, internette paylaşmışlar. Tuvalet arızalı demişler. Her zaman gittiğimiz yer, yani her zaman gittiğimiz bir fabrika. Fabrikayı biliyorum. Tuvalet arızalıdır demiş. Ve yakında hiçbir lavabo, tuvalet yok. Yani elini yıkamak için bile başka bir yer yok o fabrika dışında. Ve sonrasında şöyle bir şey yaşamış. O tuvaleti, lavaboyu bir arkadaş girmiş. Fabrika çalışanından birisi girip kullanmış. Şoför gidip sorduğunda ise demiş ki hani kullanabilir miyim, lavabo ne tarafta filan diye görmüş, bilerek hani zarf atmak için soruyor böyle bir şey. Ondan sonra demiş ki abi tuvalet arızalı, kusura bakma yani şu an giremezsin filan demişler. Bunu yapıyorlar arkadaşlar, tek bir yer için söylemiyorum bunu. Hani herkes yapıyor, çoğunluk yapıyor. Biliyorum, yemekhanesini almaz. Mesela fabrikanın yemekhanesini almazlar. Ondan sonra işte örnek lavabosunu almaz, tuvaletini almaz gibi şeyler. Bu tarz şeyler olabilecek şeyler ve yaşanıyor. Yaşanılıyor yani. Biraz algımızı değiştirmemiz lazım. Yani düşünce yapımızı düşünmemiz lazım. İnsanları düşünmemiz lazım. Empati kurmamız lazım. Karşımızdaki insanı düşünmemiz lazım. Onlar da insan. Onlar da insan. Bu da bir meslek. Yani şoförlük, tırcılık, kamyonculuk, bu da bir meslek. Ve gerçekten bana göre piyasada şu anda, evet sosyal hayattan filan şey artı eksi yönleri var. Bunu tartışmayacağız. Diğer izlediğiniz bu şeyden sonrası biraz sıcaklıktan dolayı telefon durdu. Video kapandı. Onun için bu videoya, izlediğiniz videonun devamı olarak bunu ekliyorum. Saatimiz 6.00.
Ankara'ya doğru devam ediyoruz. Samsun'dan çıktık şu anda. Şöyle yapayım. O videonun devamında şunları söylemek istiyorum. Aslında söylemiştim ama tekrardan, tabii ki de video durduğu için tekrardan çekiyorum. Arkadaşlar biraz aslında algımızı değiştirmemiz lazım. Yani sabit bir bakış açısından kurtulmamız lazım. Gerçekten. Hani bunu içtenlikle söylüyorum. Sabit fikirli olmaktan veya genelleme yapmaktan biraz kendimizi böyle farklı düşünmemiz lazım. Nasıl söylesem, empati kurmamız lazım. Gerçekten hani olabilecek bu olan şeyler üzücü şeyler. Yani çünkü sonuçta bu da bir meslek. Yani tırcılık. Bana göre hani bilmeyenler vardır filan. Ne kazandıkları vesaire, ama piyasada çoğu işten, evet, sosyal hayatınızdan biraz feragat ediyorsunuz ama çoğu işten iyi bir meslek bence. Yani asgari ücrete çalışmak. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız zaten çok daha iyi bir meslek, daha iyi kazançlar kazanabiliyorsunuz. Burası ayrı bir konu. Ama hor görülecek ve hani ikinci plana atılacak bir meslek değil bana göre. Hem kazançlar, şoförlük de olsun, aynı şekilde şoförlük de bir meslek. Yani bu illa nakliyeci, tırcı, kamyoncu vesaire, hepsini kapsıyorum, genel anlamda söylüyorum. Bunu hor görenler için ve farklı tırcı, kamyoncu kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza farklı davrananlar için söylüyorum aslında. Bu algımızı değiştirmemiz lazım. Yani yeni nesil tırcılar zaten yetişiyor. Genç arkadaşlarımız zaten yetişiyor. Bu hani biraz daha saygı, sevgi olması lazım. Sadece pek istediğim bu. Hem firmalar açısından hem dışarıda olan şeyler açısından, olan kişiler açısından, halk arasında biraz daha saygı, sevginin olmasını istiyoruz. Tırcı, kamyoncu, şoför arkadaşlar için. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani birisine söylediğiniz zaman işte kendim için söylemiyorum mesela, tırcıyım, örnek veriyorum, tırcıyım dediğim zaman bir böyle bakıyor, ne tırcı mı filan yapıyorlar. Yani bunlara gerek yok gerçekten. Belki o adam senden daha fazla kazanıyor, pardon elim şey yaptım, arkası düşecek gibi oldu da ondan. Belki o adam senden daha fazla kazanıyor, daha fazla kendine vakit ayırıyor. Yani senin yapmadığın şeyleri yapıyor, alın teriyle para kazanıyor. Yani tır sürüyor diye eskinin, işte demek istediğim bu aslında, eskinin tırcılarıyla, tabii eski tırcıların hepsini de kapsamıyorum, eskinin tırcılarıyla karşılaştırıyorlar. Yani tabii ki de her meslekte vardır, iyisi kötüsü her meslekte vardır. Ama şu anki dönemdeki şeye baktığımız zaman tırcılık bana göre gayet iyi bir meslek. Tırcı, kamyoncu, şoför olmak gayet iyi bir meslek. Alın teriyle para kazanıyor adam. Avrupa'da gerçekten bu işlere çok saygı duyuyorlar. Avrupa'da inanın ki tırcılar için yapılmış çok güzel yerler var. Duş alma yerleri, yemek yeme yerleri, park alanları. Hep düşünülmüş yerler ve saygı, sevgi var arkadaşlar. Yani şu oluyor mesela, şu kıyaslamayı yapacağım. Kıyaslama yapmayı pek sevmem ama bu doğru ve bir gerçek yani. Türkiye'ye geliyorsunuz, bir fabrikaya gidiyorsunuz, boşaltma yerinize gidiyorsunuz. Beklesin, tırcı beklesin. Niye? Niye beklesin yani? Anladınız mı? Babanın uşağı mı yani beklesin? Senin elemanın mı beklesin? Yani bu yaşadığımız şeyler bunlar. Beklesin. Ya adamın işi gücü varsa tek sana mı çalışıyor? Yani senden çıkacak, başka bir işe gidecek. Tek sana çalışmıyor yani sonuçta. Ama onlar için öyle değil. Tırcı beklesin. Sonra
kendi arabasını alır veya başka bir işe gider. Tırcı beklesin. Olur mu öyle şey? Tırcı beklesin. Ne olacak sanki? Ulan adam işe gidecek. Adam 1-2 saat sonrasında iş ayarlamış. Senin yükünü getirmiş mi? Getirmiş. Mesai saati içerisinde mi? Mesai saati içerisinde. E niye boşaltmıyorsun? Tırcı çünkü beklesin. Kamyoncu beklesin. Şoför beklesin. Ya bu mantıktan kurtulalım yani. Bu kadar hani at gözlüğü takmamıza gerek yok bence. Hala tekrar söylüyorum, yanlış anlaşılmaları düzeltmek açısından. Bu söylediklerim herkes için geçerli değil. Herkesi kapsamıyor bu söylediklerim. Ama çoğunluk bunu görebiliyoruz yani. Bunu tırcı abilerimiz, kardeşlerimiz, şoför arkadaşlarımız daha iyi bilir. Yani biz de görüyoruz yani. Piyasada olduğumuz için görüyoruz rahatlıkla. Ama bu algıdan kurtulmamız lazım bence. Bunun için de biraz düşünme yeteneğimizi ve empati yeteneğimizi çalıştırmamız lazım diye düşünüyorum. Almanya'da bu bahsettiğim olayı, Almanya, Avrupa'da şöyle bir sistem var. Geldi mi? Saat veriyorlar sana. Şu saatte burada olursan tamam. Şu saatte geldin mi seni plana alıyorlar. Adamlar planlı, programlı çalışıyor. Ve saygı var. Gerçekten saygı var arkadaşlar orada. Hani onlar yapabiliyorsa biz neden yapmayalım? Yapabiliriz aslında ama bu tamamen milletimizin, kendi insanlarımızın içinde oluşabilecek bir şey. Oradaki insanların disiplin anlayışına göre öyle bir saygı gösteriyorlar. Gerçekten de saygı var orada. Tırcılara saygı duyuluyor, yapılan mesleğe saygı duyuluyor, küçümsenmiyor. Yani bu algılardan kurtulmamız lazım. Söyleyeceklerim bunlar aslında. Daha çok söylenecek şey var aslında da. Bunu belgesel halinde bir video çekeceğim. Gerçekten editle falan bir video çekeceğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Her şeyi detaylarıyla anlatacağım. O zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Meslek nasıl bir meslek? Ondan sonra şoförlük mesleği nedir? Tırcılık mesleği nedir? Kamyonculuk? Yani şoförlük olarak hepsini anlatacağım. Son olarak gerçekten hani yıl geçtikçe birbirimize olan, insanların birbirine olan tahammülleri ve saygıları yitirdiğini düşünüyorum. Gerçek anlamda yapılan mesleklere saygı yok, kişilere saygı yok. Bunlar inşallah diyelim. Yani başka diyecek bir şeyimiz yok çünkü değiştirebilecek bir hani sihirli değnek olsa da ki değiştirsek keşke. Ama öyle bir şey yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu şeylerin daha bilinçlice yapılacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu da burada iki tarafa da iş düşüyor. Hem şoför abilerimize, kardeşlerimize iş düşüyor. Biraz daha hani kendimizi daha iyi tanıtmak açısından ve kendimizi daha iyi savunmamız lazım böyle şeylerde. Hakkımızın yenmemesi lazım. Gerçekten hakkımızın yenmemesi lazım. Tabii ki de bunu düzgün bir üslupla anlatmamız lazım. Yani anlayabilecekleri şekilde anlatmamız lazım. Ve fabrikaların, işverenlerin, çalışanların da tırcı, şoför arkadaşlara davranış konusunda daha çok yardımcı olmaları lazım. Yani o da bir insan ve o da çalışıyor. O da bir işçi vesaire. Yani birbirimize saygı göstermeliyiz. Yani başka bir açıdan bakmamalıyız aslında. O şoför diye sen de orada çalışıyorsun. O adam da orada çalışıyor. Yerleriniz farklı sadece. O şoför diye tutup da ona tepeden bakmaman lazım. Birbirimizle saygı da bitiyor aslında. Son konuşmalarımı, son cümlelerimi böyle toparlayayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu piyasa ve hayat hakkında gerçekten hani tabii ki de çok söylenecek şey var. Hepsini söyleyemiyoruz. Bir videoya sığdıramıyoruz. Aklımıza gelmiyor. Ama içimiz dolu yani. Bu şoför abilerimiz, kardeşlerimiz de bilir zaten. Yani hak vereceklerdir. İçimiz dolu. Yani yapılan şeyleri biz görüyoruz çünkü içimiz gerçekten dolu. Bunları inşallah böyle katılmak isteyen bir abimiz varsa
onunla da konuşmak isterim. Gerçekten. Şimdiden teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok videoları görmek istiyorsanız. Bu arada diğer Avrupa videosunu, Avrupa ile alakalı diğer istediğiniz ülkeler için evrak süreçleri falan, onlardan da haber bekliyorum. Dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi. Onları da öğrendikten sonra tekrardan yeni bir video gelecek. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Her ne yapıyorsanız yapın. Bunu kendi isteğinizle ve gönülden yapın arkadaşlar. Son sözüm bu olsun. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Saatlerimiz 18.14 diyor. Kendinize çok iyi bakın. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin kendi işinde kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.